Şimdi bir Brezilya'ya gidelim. Çünkü orada devlet başkanı Bolsonaro hiç eleştirilere kulak asmıyor. Gerekli önlemler alınmadı. Sağlık yapısının, altyapısının yetersiz olduğu hep tartışıldı, konuşuldu. Ve çok kötü olan, tatsız olan haber, dakikada bir insan hayatını kaybediyor Brezilya'da. Ve Umut Eker Brezilya'dan şu anda karşımızda, kendisi iş insanı. Umut Bey, hoş geldiniz yayına bir kere daha. Siz bize uzun süredir orada olanı biteni çok güzel anlatıyor, özetliyorsunuz. Bir kere daha teşekkür edelim size. Çok teşekkürler. Yeniden güzel Türkiye'mize iyi geceler. Sizlere iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Brezilya en fazla can kaybının yaşandığı 3 ülke konumunda. Son durum nedir orada? Bir dakikada bir insanın öldüğü haberi hakikaten çok kötü. Evet, sizlerin de dediği gibi şu anda eğer toplam ölüm sayısını, hayatını kaybedenlerin sayısını saate vurduğumuz zaman, dakikaya böldüğümüz zaman evet, dakikada bir insanın yaşamını yitirdiğini söyleyebiliriz. Aslında bu hafta üç önemli konu başlığı vardı Brezilya'da. Gündeme bomba gibi düşen diyebileceğim. Ama buna geçmeden önce isterseniz ilk önce şu anda ben size vaka sayılarını ilk önce Alalım. söylemek istiyorum. Elbette bu arada normalde vaka sayıları akşam üzeri Brezilya saatiyle 6 civarında burada Sağlık Bakanlığı tarafından Güncelleniyor. veriliyordu. Son 3 günden beri bu saat gece 10 civarında olmaya başladı. Hatta bununla ilgili bir tartışma da söz konusu. Bu tartışma da dün gerçekleşti. O da şuydu. Sağlık Bakanlığı tarafından bundan sonra insanların aklını karıştırıyor ve korku salıyor diye toplam vaka sayısı verilmeyeceği duyuruldu. Bu enteresan bir haber. Bundan sonra toplam vaka sayısı verilmeyecek. Bundan sonra günlük oluşan vaka sayısı ve günlük hayatını kaybedenlerin sayısı verileceği Bu söylendi. rahatsız Bu etti mi dün insanları gerçekleşiyor. ülkede? Evet, tabii ki de rahatsız etti. İnsanlar niye böyle bir şeye gerek duyuluyor? O soru direkt gündeme geldi. Şu anda çünkü bundan sonra biz artık manuyalara toplamak zorundayız rakamları verirken. Dün gece 10 itibariyle Brezilya saatiyle gece 10 itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamlara göre toplam vaka sayısı 672.886 olarak açıklandı. Bir gün içerisinde oluşan vaka sayısı 27.075. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 35.930. Ve dün yine bir gün içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 904. Ancak bu sizi yanıltmasın. Ben bu rakamların düşmesi bizleri çok sevindiriyor. Ancak her hafta sonu bu rakamlar genelde düşük çıkıyor. Her hafta sonu. Ben bunun 2 aydan beri istatistiğine baktım. Her hafta sonu bu rakamlar düşüyor. Hafta içleri yine de rakamlar sanıyorum bu olay hafta sonu gerekli verilere erişememekten kaynaklanıyor olabilir. Peki. Çünkü bundan da 2 gün önce hayatını kaybedenlerin sayısı 1450 idi. O yüzden dakikada bir kişi ölüyor diyebiliyorduk. Buyurun. Umut Bey, şimdi salgın sürecinde en çok tartışılan isim devlet başkanı Bolsonaro. Hatta bu süreçte iki sağlık bakanı istifa etti. Yani şu an bakılıyor ortada bir sağlık bakanı yok. Nasıl yenecek bu ülke bu salgını? Ayrıca hani niye kulak asmıyor ve gereken önlemleri almıyor devlet başkanı? Nedir açıklaması? Yani ne diyor bütün bu eleştirilere? Sayın Devlet Başkanı Sayın Bolsonaro'nun tutumu hiç değişmedi. Virüsün başladığı 3 aydan beri hiç değişmedi. Her zaman söylediği şey bu virüsün için alınan önlemlerin çok fazla olmaması gerektiğini her seferinde söyledi. Bir de 2 gün önce yaptığı bir açıklama vardı. O da enteresan. Bu aralar Sayın Devlet Başkanı Bolsonaro ve Amerikan Devlet Başkanı Trump arasında bütün hareketler neredeyse birebir aynı. Biz böyle görüyoruz. Sizler de böyle görüyorsunuzdur. Geçen haftalarda Devlet Başkanı Trump, Amerika Devlet Başkanı Trump biliyorsunuz golf oynamaya gitmişti. Ondan bir gün sonra Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da aynı günün gecesinde sosis sandviç almaya gitti. Sonrasında bir hafta öncesinde biliyorsunuz jet ski ile gölde dolaşırken mangal yapanların yanına gitmişti. Dün çok enteresan, dün cumartesi, cuma günü bir açıklaması oldu. Bundan bir hafta önce yine Amerika Devlet Başkanı Trump'un açıklamasıyla Dünya Sağlık Örgütü'nden Amerika çekilmişti. Ve cuma günü Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yeni bir açıklama yaptı ve
Dünya Sağlık Örgütü'nü suçlayıcı, taraf tutucu suçlamalarda bulundu ve gerekirse biz de Amerika gibi Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkabiliriz dedi. Umut Bey, bir kısacık bir virgül rica edeceğim sizden. Abdullah Bey, abi, buna ne diyorsunuz? Yani Bolsonaro niye bu işi ciddiye almıyor sizce? Şöyle, Bolsonaro, Trump, Boris Johnson. Evet. Ki Boris Johnson sonra kendisi de yakalandı bu virüse. Tamam. İyileşti. Boris Johnson mesela 19 Mart'ta İngiltere Sağlık Bakanlığı pandemi ilan etmemişti. Pandemi değil diye tanımlamıştı. Hı hı. Sonra Boris Johnson, Sağlık Bakanı, Maliye Bakanı yakalandı. Dünyada küresel mekanizmaya karşı çıkan 3 tane ülke, İngiltere'nin stoflandığını değil de o Boris Johnson'ın temsil ettiği kraliçe hükümeti, Bolsonaro, Trump beraber hareket ediyor arka planda. Buna inanmadılar virüsün şeyine. Yani virüs var ama diyorlar. Birileri virüs üstünden bize operasyon çekiyor. Ölüm, vakalar? İşte virüs var, yok değil. Bunun diyor aşı, bunların söylediği şey, kapanırsa ekonomi, diyelim ki kışın geldi 4-5 ay zaten Amerika diye bir şey kalmayacak. Asayişi nasıl sağlayacaklar? Aç olacak, açlık gelecek diyor. Sürü, Boris Johnson ilk önce sürü bağışıklığı yöntemini tavsiye etmişti İngiltere. Sonra geri çekildi. Evet. Şu Brezilya'da gördüğünüz sahneyi ben Ekim sonu, Kasım'da Amerika'da bekliyorum. Demek istediğim bu. Daha mı kötü olacak? Evet, dünya siyasetinde konuşmak derken salgının nasıl evrileceği belirleyecek diyorum. Şu sahneyi ben Amerika'da bekliyorum. Burada yani virüs, Türkiye sıkı bir önlem aldı mesela şeyde, virüsle ilgili. Tabii, evet. Uyguladı. Brezilya'da başkan bu önlemleri almadı. Amerika'da Trump da. Aynısı İtalya, Fransa, İspanya'da oldu. Şimdi İtalya'da ilk girdi mesela. Şimdi tersinden bir okuma yapacağım. İtalya Katolikliğin Roma başkentidir. Brezilya Katolik dönemidir. Trump dincidir. Kraliçenin İngiltere'si de işin diğer tarafındadır. Böyle de bir okuma yapabiliriz. İşte yani nerelere gittiğine dair, nerelerden yükselttiğine dair. Şimdi Amerika'da bekliyorum ben bu sahneyi, Trump kazanırsa. Peki Hüseyin Bey, siz ne diyorsunuz? Hem Bolsonaro'nun, Boris Johnson'ın, Trump'ın bu işi yeterince ciddiye almayışını, vaka sayısının sürekli yükselişini ve şimdi Abdullah Bey diyor ki Ekim-Kasım geldiğinde aynı şey Brezilya'da şu an olanlar Amerika'da olacak. Yani süreç daha da kötü olacak. Yani bilemiyorum, ben o kadar emin konuşamıyorum. Yani arzu edilenle gerçek arasında bir fark var tabii. Brezilya'da durum çok kötü. Çünkü Brezilya'nın 200 milyona yaklaşan bir nüfusu var ve gerçekten de sağlık sistemi çok kötü. Ama Amerikalıların bir özelliği var tabii. Amerika'da para var, teknoloji var, bilim var ve insan dünyanın her yerinden alıyorlar. Şu anda işte biliyorsunuz dünyanın her yerinden doktorları davet ettiler. Amerika'ya gitmek isteyen ne kadar doktor varsa bütün kolaylıklar sağlanıyor. Mısır'dan tutun. Hatta tıp fakültesi son sınıf öğrencileri de doktor diye görevlendirdiler. Amerika'da. Amerika'da. Aynen. Şimdi yani sanıldığı kadar kötü bir senaryo olmayabilir yani Amerika'da. Bu durumda. Ben bu şey söyleyebilirim. Tabii. Yani Çin'de ilk çıktığında şimdi, ekranlarda şöyle, Amerika'ya doğru düzgün. Özür dileriz Hüseyin Bey. Geliyorum. Buyurun. Daha Amerika'da vaka yokken. Sorun yok. Bu sürecin sonunu Amerika düşünsün diye tespit yapmıştım. Daha Çin'de ilk çıktığında. En son Mart ayında CNN'de, burada sizin bu stüdyoda da bunu Amerika düşünsün şeklindeki. Ben hala aynı iddiadayım. Peki Avrupa'da yine benzer ölçüde Amerika gibi çok kötü etkilenecek mi Ekim'de, Kasım'da? Aynen. Yoksa etkiler. En kötüsü Amerika'ya mı olacak? Almanya daha az etkilenir. Hı. Ama en kötüsü Amerika'da bekliyorum. Bütün dünya genelinde. Dünya genelinde en kötüsü. O kadar teknolojik gelişmişliğe rağmen Amerika'da bekliyorum. Hindistan'ın sağlık altyapısı o kadar iyi değil. Çin'e baktığımızda Amerika'da bir nüfusu var. Amerika'da yeniden bir patlama olursa veya bu devam ederse, ki Amerika'nın son derece ciddi, yani devletten, hükümetten bağımsız salgın hastalıkları araştırma ve kontrol merkezi var. Bunlar 2 ay önce gayet net bir şekilde aynen şunu söylediler. Amerikan nüfusunun %40'ı virüse yakalanacak. Bu da yaklaşık 100 milyon kişi ediyor. Bu 100 milyonun da 80 milyonu
herhangi bir tedaviye bile ihtiyaç duymadan, kendiliğinden ya da hiç hastalığını hissetmeden iyileşmiş olacak veya basit bir tedaviyle. Ama geri kalan 20 milyonunun tedaviye ihtiyacı olacak. Bunların 15 milyonu normal bir yatak tedavisi, 5 milyonu da solunum cihazı tedavi. İşte o solunum cihazı tedavi kısmına rastladığında Amerika'da solunum cihazı Türkiye'dekinin %70'i oranındaydı. 100 bin kişiye düşeni. Ama bu arada tabii ki Hüseyin Bey'in dediği gibi bu teknolojik farkı falan vesaire hızlı bir şekilde kapattılar. Sorun da Amerika'nın yaşadığı sorun aslında Batı nasıl böyle bir hataya düştü denirse Fransa'nın sağlık bakanlarının, yetkililerinin, başhekimlerin Ocak başında Şubat aylarındaki televizyondaki beyanatlarını dinlediğimde inanamadım. Yani hepsinin dediği sanki bir yağmur yağacak, geçecek, hiçbir sorun yaratmayacak şekilde halklarını aldattılar, ettiler. Mesela her türlü konuda hazırız dediler, stoklarımız var dediler her konuda. Var olan stokların hepsinin miadının geçmiş olduğu ortaya çıktı. Çok ciddi bir şekilde kendilerine güveniyorlardı. Yani bu bize dokunmaz etmez. Aşırı güven Amerika için de söz konusuydu. Latin Amerika yetersizlik. Yani oradaki başkanın ciddi almak isteyeceği bir tedbir ne olabilir ki? Mesela Afrika ülkelerinde şimdi hani diyelim ki Gana'da istediği kadar tedbir alsın. Solunum cihaz sayısı 2 haneli veya 3 haneli bile değil. Tehlike evet. Buralardaki gelişmenin şu veya bu şekilde Avrupa'ya ve dolayısıyla Türkiye'de bulaşma ihtimali oradan. Mesela bize sanıldığı gibi İran'dan gelmedi. İran'da da bir şey olmuştu. Avrupa'dan geldi bulaştı. Evet. Umut Bey, şimdi Bülent Bey tarif etti. Aşırı bir güven vardı dedi işte Avrupa'daki liderlerde. Ama Brezilya'da bir de yetersizlik var. Sağlık altyapısı çünkü güçlü sıfır, değil. Yok bir şey. Peki yani neredeyse yok denecek kadar. Buna ek olarak sizin devlet başkanınız da tıpkı Avrupa'da olduğu gibi o zaman aşırı bir güven de var diyebilir miyiz? Şimdi ilk önce şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Haddime değil ama hocalarımızın yanında. Brezilya nüfus olarak 230 milyona yakın bir nüfusu var Brezilya'nın. Ve yüz ölçümü olarak Türkiye'nin 11 katı büyüklüğünde. Ve burada aynı Amerika'da olduğu gibi vatandaşlık hakları söz konusu. Bütün insanlar doğar doğmaz. İsterseniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun. Brezilya'ya geldiğiniz zaman eğer eşiniz Brezilya'da doğum yaparsa çocuk Brezilya vatandaşı oluyor. Çünkü Brezilya'da doğduğu için. Hı hı. Burada bütün haklara da sahip oluyor. Bu haklar nedir? Ömür boyu sağlık ve eğitim hakkı. Ancak bu sağlık hakkı Türkiye ile kıyasladığımız zaman 1990'lar Türkiye'si diyebilirim. Sağlık kalitesi yani sağlık hizmetlerinde doktorlar çok iyi. Bütün altyapısı her şey çok iyi ama hastaneleri, teknolojisi biraz daha Türkiye'nin 90'lardaki sağlık ocağı sisteminde. Ancak ülkenin büyüklüğünü düşündüğünüz zaman Türkiye'nin 11 katı büyüklüğündeki bir ülkenin her yerine aynı hizmeti vermeyi düşündüğünüz zaman ben Brezilya'yı bu konuda pek eleştirmiyorum. Çünkü burada 10 yıldan beri burada yaşıyorum. Görüyorum az çok diğer ülkelere de gidiyorum işim gereği. Benim buradaki en büyük eleştirim Brezilya'ya politik olarak verdiği kararların arkalarında duramıyorlar. Yani devlet başkanı bir açıklama yapıyor, arkasından vali bir açıklama yapıyor. Belediye başkanı başka bir açıklama yapıyor. Bir türlü bir karar alamadılar. İşte Sağlık Bakanı görevinden alındı, sonra Sağlık Bakanı istifa etti. Arada Adalet Bakanı istifa etti. Sonra São Paulo valisi ve eyalet valisi ve devlet başkanı Bolsonaro arasında çeşitli atışmalar meydana geldi. Bunlar devamlı haberlere yansıyor ve devlet başkanı açıklamalarında sert bir üslup kullanıyor. Devlet başkanının yaptığı açıklamalar çok sert. Konuşması nasıl derler? Abartılı bir konuşması var. Çok sert konuşmalar yapıyor. Bunlar da hoş değil. Tabii bu sefer ne oluyor? Eyalet valisi ve devlet başkanı Bolsonaro arasındaki bu politik çekişme de diyebilirim bunu. Bu koronavirüs tedavisinde bir yol almama sorununu ortaya çıkarttı. Çünkü verdikleri açıklamalar
İşte São Paulo valisi geçen haftalarda bir açıklama yaptı. Bunu söylemek istiyorum öncelikle. 30 Mayıs'a kadar Brezilya, São Paulo eyaleti zaten 25 milyon nüfusta Brezilya'yı temsil ediyor diyebiliriz São Paulo için. 25 milyon nüfusta 30 Mayıs itibariyle karantina süresi kaldırılacak dediler. Herkes 31 Mayıs'ta kaldırılması için eyalet valisinin açıklamalarına kilitlendi. Eyalet valisi bütün kadrosunu topladı. Açıklamalarında biz dedik ki 5 eşit risk bölgesine böleceğiz São Paulo'yu. Ona göre de açılış başlayacak dedi. Ve bu sırada rakamlar da yükseliyor. Günlük vaka sayısı geçen haftadan bahsediyorum 20 bin civarında. Ölüm sayısı 1000 civarında geçiyor. Böyle bir açıklama yaptı. Bir gün sonra belediye başkanı açıklama yaptı. São Paulo Belediye Başkanı. Valimiz böyle bir açıklama yaptı ama dedi biz bunları tek tek toplayıp değerlendirmemiz lazım dedi. Bir gün sonra bu sefer São Paulo valisi tekrar açıklama yaptı. Biz dedi 5'e bölmeye karar vermiştik ya dedi eski Türk filmleri gibi. Biz bunu 6 yapalım 6 dedi. Peki Umut Bey kafalar karışık. Herkes bir şey söylüyor yönetim tarafında. Uygulanamıyor. Halk ne diyor? Halk gariban zaten. Halk az önce söylediğiniz kelime çok doğru. Halkın kafası karışık. Bu arada bir bilgiyi daha herkesin vermek istiyorum. Herkesin kafası karışık dün yani ülkede. Evet herkesin kafası evet. Karışık. Dün bir açıklama yapıldı. Bu da bilginiz vardır. Oxford Üniversitesi tarafından koronavirüs tedavisine karşı bir aşı geliştiriliyordu bildiğiniz kadarıyla. Bildiğiniz gibi. São Paulo Üniversitesi ve Oxford beraber bir karar aldılar. Ve bu aşılar dün sanıyorum Brezilya'ya gelmiş olması lazım. 2000 doz aşı gelecekti. 1000 doz aşı São Paulo'da, 1000 doz aşı Rio de Janeiro'ya gönderilecek. Ve bunlar 6 ay boyunca burada denenecek. Bu da aslında insanların kafasını karıştırdı. Biz kobayizmiye getirdiler biraz. Ama İngiltere'den, İngiltere ile aynı anda denilecek diye bir açıklama yapıldı. Hem İngilizlere hem Brezilya'ya. Bunlar 6 ay denenecek bu aşılar. 6 ay sonra raporlanma başlayacak denildi. Oxford ve São Paulo Üniversitesi'nin açıklaması. Ve sonrasında bir sene sonra aşı hakkında raporlamanın biteceği söylendi. Peki. Bu da son iki günden beri önemli gelişmelerden birisi. Basit bir ekleme yapabilir miyim dinleyicilerimiz için? Ben Honduras'ın fahri konsolosuyum. Latin Amerika ülkelerinde epey ziyaret imkanım oldu. Hani siyaset yapmak istemiyorum ama Amerika'nın bu ülkelerde kurumsal bir yapı oluşmayıp oluşturmadan bu ülkeleri sömürmek için yaptıklarını anlatmak mümkün değil. Hele o Amerikan şirketleri Latin Amerika'nın bütün meyve, tarım ellerinde şeyinde kahve üretimi, şu üretimi, bu üretimi yani inanılmaz bir vicdansızlık. İnanılmaz bir vicdansızlık. Mesela Honduras'ta bir aile kahve üreticisi 400 bin ton kahve üretiyor. Daha ham olaraktan 400 bin aile üretiyor. Bir aile senede bir ton brüt kahveyle şey. Ama onun yanında inanılmaz zengin bir yapı. Öyle ki o ufacık Honduras'ta davet edildiğim villaların bir tanesi Türk iş adamında yok. İnanamazsınız, inanamazsınız. Para böyle özellikle harcanır. Diğer taraftan sefalet, sefalet, sefalet. Tüm mesele orada başkanın ne yaptığı, ne yapamadığı değil. Kurumsal bir devlet yapısı yok. Biz Türkiye'de bunun değerini fark etmemiz lazım. Yani iktidarlarla sürekli olarak tartışıyoruz. Parti bazında tartışıyoruz. Yok bu iyi, yok kötü değil. Türkiye'nin hakikaten ondan sonra kendini dünya standartlarının üstünde tutan bir kurumsal yapısı var. Bu yapı idari olarak var, siyasi olarak var, teknik olarak var, insan olarak var. Ve eğer bu koronavirüsü gibi işte görüyoruz dünyanın altından kalkamadığı bir afeti kaldırdıysak bu kurumsal yapı sayesinde oldu. Bu kurumsal yapı birbiriyle ilişkili. Yani her kafadan bir ses çıkmıyor. Bilim adamıyla, akademisyeniyle, çalışan doktoruyla, hemşiresiyle, yöneticisiyle vesairesiyle. Peki. Sorun orada böyle bir kurumsal yapı olmayışından kaynaklanıyor. Peki. Umut Bey çok teşekkür ediyorum. Umut Eker çok Allah kolaylık geçmiş versin. Olsun. Evet, dileyelim önümüzdeki zamanlarda iyi haberleri de bizimle paylaşabilin, anlatabilin CNN Türk ekranlarından. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi geceler, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Merhaba değerli izleyenler. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir ve diğer videolarımızı takip edebilirsiniz. İsterseniz yorumlar bölümünde sorularınızı bana iletebilirsiniz. Teşekkürler.